Gördüğünüz gibi burada linkini veriyor size. Bu linki istediğiniz bir platformda paylaşabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan direkt Facebook'ta paylaş diyerek bunu paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Click Merkez ile satış ortaklığı yapımını göstereceğim. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle Google'a Click Merkez yazıyoruz ve çıkan ilk sonuca tıklıyorum. Karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada satış ortaklığı bölümü var. Buradan kayıt ol diyoruz. Ve karşımıza bir form çıkıyor. Buradaki formu dolduruyorsunuz ve kayıt ol diyorsunuz. Tabii buradaki formun bilgilerini doğru girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer yanlış bir bilgi girerseniz ödeme alamayabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra onaylanma süreci var. Onaylandığı zaman burada yazmış olduğunuz mail adresinize onaylama maili geliyor. Maile tıklayıp giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce kayıt oldum. Buradan giriş yapacağım. Gördüğünüz gibi paneli bu şekilde. Odaklı pazarın paneline benziyor. Galiba bununla ilgili bazı skripler var arkadaşlar. O skripler üzerinden kullanıyorlar. Burada ürünler diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi ürünleri burada gösteriyor. Tabii bu ürünler fiziksel ürün arkadaşlar. Yani kargo ile gönderilen ürünler. Bu yüzden birazcık daha düşük olabilir komisyon oranı. Örneğin buradan bir tanesine tıklayalım. Cep telefonu aksesuarları diyor. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada linkini veriyor size. Bu linki istediğiniz bir platformda paylaşabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan direkt Facebook'ta paylaş diyerek bunu paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer sizin paylaştığınız linkten tıklayıp ürünü alırsa size komisyon veriliyor. Burada da banner kodu varmış. Gördüğünüz gibi birkaç tane banner kodu veriyor. Bunların istediğinizi paylaşabilirsiniz. Ya da Facebook'ta reklam da verebilirsiniz. Bazı arkadaşlar soruyor, hocam işte bunları nerede paylaşabiliriz? Yani nereden daha çok kazanç bize getirir? Sizin çalışmanıza bağlı arkadaşlar. Facebook'tan da çok kazanabilirsiniz. Ya da sitenize de ekleyebilirsiniz. Genelde satış ortaklarından para kazanan kişiler siteye makale olarak ekliyor. Yani ürünle ilgili bir makale yazıyor. Ve altına da linkini koyuyor. İşte ürünü almak isterseniz buradan alabilirsiniz diye bir link koyuyor. Genelde de zaten bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Sonuçta bir ürünü almak isteyen kişi önce ürün nasıl, sağlam mı, kaliteli mi ona bakıyor. Ondan sonra ürünü almaya karar veriyor. Yani diyelim ki arkadaşlar burada bir power bank satıyor. Ben bunun sağlam olup olmadığını nereden bileyim? Yani
Ömrü ne kadar gidiyor? İlk önce buna bakarız değil mi arkadaşlar? Bunu araştırmamız lazım. Burada markasına bakıyoruz. Kello neyse işte bir markası var. Bunu yazarız Google'a. Google'da bizim sitemiz çıkarsa adam buradan bakar işte nasıl ürün test etmişse testlerine bakar. Ondan sonra da bir tane link koyarsınız. Linkten ürünü alabilir yani. Bunun için zaten genelde landing page de kullanıyorlar. Landing page İngilizce'de açılış sayfası demektir arkadaşlar. Bununla ilgili de ileride bir video çekebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. YouTube videonuzun altına da bunu paylaşabilirsiniz. Diyelim ki bu Powerbank'ı satın aldınız ve incelemesini yapıyorsunuz. Altına da affiliate linkini koyarsınız arkadaşlar. Bu şekilde de satılabiliyor. Genelde monitör işte ürün incelemesi yapanlar zaten bu şekilde yapıyor. Mesela donanım arşivi diyelim. Tabii bunlar genelde firmalarla anlaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.799 TL bütçe ile bilgisayar toplama. Tıklıyorum, tıklıyorum. Reklam donmuyor. Video çektiğim için biraz geç algılıyor. Gördüğünüz gibi bilgisayarı satın almak için link diyor arkadaşlar. Bu linke tıkladığınız zaman bilgisayarın satın alma sayfasına gidiyor. Tabii bunlar tam olarak affiliate linki olmayabilir. Yani firmayla anlaşmıştır. Belki de o şekilde de olabilir arkadaşlar. Click merkezin kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Buradan komisyon oranlarına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buna %5 veriyor. Tabii bu cep telefonu olduğu için biraz düşük veriyor arkadaşlar. Sonuçta cep telefonları 1000 lira, 1500 lira gibi fiyatları var. Yani %5 bile olsa size bayağı bir komisyon gelebilir. Gördüğünüz gibi site linki var burada. Sitenizde de paylaşabilirsiniz. Ayrıca bunu Facebook'ta reklam olarak da verebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili zaten kanalımızda bir tane ders anlattık. Facebook'ta reklam verebilirsiniz. YouTube'da reklam verebilirsiniz. 100 liraya reklam verirsiniz. Bu üründen 2-3 tane satılsa zaten 200-300 lira gelir elde ediyorsunuz. Yani bunu kendiniz hesaplayacaksınız arkadaşlar. Biyonluk sitesinde de reklam verenler var. Ben genelde buradan reklam veriyorum YouTube kanalım için. Gördüğünüz gibi buradan reklam verebilirsiniz. Birçok reklam veren kişi var arkadaşlar. İstediğiniz platformda yayınlattırabilirsiniz. Adam kendi sitesine reklam alıyor mesela. Aylık diyor ki 50 liraya kendi sitemde sizin bannerınızı gösteririm diyor. Siz de buradaki affiliate linkini verebilirsiniz. Ya da işte diyor 1 milyonluk Facebook sayfamda sizin linkinizi paylaşabilirim diyor. Reklam linkinizi verip paylaşım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Google Ads'te profesyonel bir şekilde reklam veririm diyor. Şimdi
Kullanım bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla ürün yok ama işinizi görür yani. Sonuçta 1000 tane ürün paylaşmayacaksınız arkadaşlar. Buradan en fazla paylaşsanız bir iki tanesini paylaşacaksınız. O da size yetecektir yani. Burada gördüğünüz gibi sporcu gıdaları var, saat aksesuarlar var. Şimdi arkadaşlar videomuzu kapatmadan önce bir de Hostinger'in satış ortaklığını anlatayım size. Hostinger satış ortaklığı diye arattığınız zaman evet burada çıkmadı. Çünkü Yandex arama. Hostinger satış ortaklığı. Ya da direkt Hostinger'in sitesine girelim arkadaşlar. Hiç fark etmez. Hostinger'in sitesine giriyoruz. Eğer diliniz Türkçe değilse buradan dilinizi Türkçe'ye seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ortaklık diye bir bölüm var. Buradan satış ortağı olun diyorsunuz. Ve karşınıza İngilizce bir panel çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu panelde sanki reklam action'ın paneliyle aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen aynı zaten reklam action paneliyle. Yani bunların belli skriptleri var. O skriptler üzerinden yapılıyor. Eğer bulursam o skripti de size anlatırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten sadece Hostinger'i tanıtacağınız için bir tane koymuşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman burada tiny URL çıkıyor. Tabii nasıl kayıt olunacağını size göstermedim arkadaşlar. Şimdi hemen onu göstereyim. Şuradan Google'a girelim. Hostinger yapıyoruz. Tabii bunların onaylanma süreci olabiliyor arkadaşlar. Bir süre bekliyorsunuz onaylanmasını. Genelde bilgilerinizi doğru girdiğiniz sürece onay alırsınız arkadaşlar. Mail adresinize onay linki geliyor. Oradan giriş yapabilirsiniz. Burada ortaklığa tıkladıktan sonra tabii bizi gene bağlayacak buraya. Evet abi buradan çıkış yapıyoruz. Ya bir türlü gösteremedik ya. Bir türlü gösteremedik abi ya. Hostinger. Tekrar giriyorum arkadaşlar. Otomatik giriş yaptığım için direkt giriyor. Burada ortaklık diyorum. Satış ortağına tıklıyorsunuz. Ve login paneli karşınıza geliyor. Burada da partner sign up diyor. Yani ortak girişi diyor arkadaş. Yani ortak üye ol diyor. Ortak kayıt gördüğünüz gibi. Sign up İngilizce'de kayıt demek arkadaşlar. Üye ol değil. Sign up yazan yer gördüğünüz zaman kayıt ol demektir. Buraya tıklayarak kayıt olabiliyorsunuz. Tabii bu panel İngilizce arkadaşlar. Sağ tuşu Türkçe'ye çevir diyerek bunu çevirebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkçe'ye çevirince Türkiye'yi Türkiye olarak algılıyor. Bölgenizi yazarsınız. Posta kodunuzu girersiniz. Bu bilgileri doğru girmeniz önemli arkadaşlar. Yanlış girerseniz ödeme alamazsınız. Onu da ben size söyleyeyim. Burada vergi kimlik numaranızı girmenize gerek yok. İsterseniz girebilirsiniz. Yani TC kimlik numarası da olur yani. Gördüğünüz gibi zorunlu alanları zaten gösteriyor yıldızla. Vergi kimlik numarası zorunlu değil gördüğünüz gibi. E-postanızı giriyorsunuz. Burada kullanıcı ayrıntıları diyor. Yani sizin siteye giriş yapacağınız bilgiler, şifreniz, isminiz, soyadınız, başlığınız,
ek sorular var. Burada da reklamı paylaşacağınız platformların linkini giriyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki sosyal medyada işte benim bir grubum var, orada paylaşacağım diyorsunuz. Bir tane grup oluşturdunuz. Grubuma tıklıyorum. Grubun linkini buradan alıyorum. Tabi buradaki uzantı yok grupta arkadaşlar. Sadece bu şekilde olur grubunuz. Buraya paylaşıyorsunuz. Sitenizin linkini paylaşırsınız. Diyelim ki siteniz, buradan kopyalarsınız. Linkini paylaşırsınız. İstediğiniz platformları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da olabilir, fark etmez. Buraya da web sitenizin adresini giriyorsunuz. Tabi burası sadece sosyal medyaymış. Web sitenizin adresini buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu alanlar da bu arada zorunludur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer satış ortaklığı yapacaksanız kesinlikle bir web sitesine ihtiyacınız var. En azından kayıt olurken sizden bir web site adresi isteniliyor. Buraya giriyorsunuz. Ve şartları kabul edip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Onaylanma sürecini bekliyorsunuz. Onaylandığı zaman da e-postanıza burada girdiğiniz e-postanıza bir mail gelecek. O mailden giriş yapabiliyorsunuz. Onaylanmadıysa zaten burada login dediğiniz zaman pending yazar, bekleniyor yazar. Onaylanınca da otomatik olarak giriş yapıyor gördüğünüz gibi. Giriş yaptığınız zaman burada göz at bölümünden burayı tıklıyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi bütün ülkelerde paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Amerika falan hiç fark etmez. Dünyanın bütün ülkelerinde affiliate yapabilirsiniz. Burada Hostinger Web'i seçiyoruz. Hostinger Web TR Türkiye'nin sitesi arkadaşlar. Türkiye'de affiliate yapacaksanız bunu seçersiniz. Burada link zaten oluşuyor. Tiny URL diyerek bu linki kısaltabilirsiniz. Burada da sitenize eklemek için banner kodları mevcut. Gördüğünüz gibi bir sürü banner var. Yalnız bunların bazıları gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Spanish yazıyor arkadaşlar. Yani İspanya banner reklamı. Siz burada İngilizceyi seçin. Türkçe ile ilgili banner reklam yok. Sadece İngilizce var. Bunu Amerika'da da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin diyelim ki buradan Amerika bölgesini seçersiniz. Tabii bunlardan hangisi Amerika'ysa EN olması lazım galiba. United Kingdom mesela. UK. Ben eskiden bu UK'yi Ukrayna zannediyordum arkadaşlar, salak gibi. Meğerse United Kingdom'muş arkadaşlar bu. Burada Rusya da var. Yani buradan seçeceksiniz arkadaşlar. Bu reklamı alabilirsiniz, kodunu. Ya da reklamı indirebilirsiniz, resmini. Resmini indirirsiniz. Affiliate linkini de buradan bağlarsınız. Facebook'ta verebilirsiniz reklamı. Direkt Amerika'da ya reklam verebiliyorsunuz Facebook'ta. Benim bu videoda anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. İleride landing page ile ilgili bir video çekeceğim. Oradan da sayfa oluşturup linkinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazı satış ortakları landing page'i kullanıyorlar. İçinde seminer oluşturma özelliği bile mevcut. Yani tarih bile koyabiliyorsunuz. İşte şu kadar gün kaldı. İndirim kodu falan ekleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.
Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa bize yorum olarak yazın arkadaşlar. Facebook adresimiz videonun açıklama kısmında mevcuttur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.